Arkadaşlar merhaba, Kanalım Çalido'ya hoş geldiniz. Geçen hafta yayınlanan DC Fandom etkinliğinde Zack Snyder's Justice League fragmanını izledim, tepkiledim. The Batman fragmanını izledim, tepkilemedim. Filmle ilgili yorumlarımı paylaşmak istemiyorum, çok değinmek istemiyorum. Beğendim mi beğendim ama etkilendim mi? Hayır. Yani o yüzden bu kadar söyleyeyim, başka da bir şey söylemeyeceğim. Wonder Woman 1984 fragmanı ise henüz izleme fırsatı bulamamıştım. Bilerek de izlemedim. Bugüne kadar da bekledim. Dedim bir tepki videosu çekebileceğim zamanı atayım diye. İlk fragmandan hiç etkilenmemiştim. Bununla ilgili hiçbir fikrim yok. Şimdi ilk kez oturup izleyeceğim. İnternette ne gördüysem fragmandan kesit vesaire direkt geçtim. Hiçbir şekilde bakmamaya çalıştım. Ne Cheetah'ın görünüşünü biliyorum ne de başka bir şeyi. Şimdi ilk kez izleyeceğim. İnanıp inanmamak size kalmış. Ondan sonra da üzerine fikirlerimi söyleyeceğim. Başlayalım. This world is not yet ready for all that you will do. Your time will come, Diana. And everything will be different. Citizens of the world, I'm here to change your life. Anything you dream of, you can have it. You're Bertie Sargos. Diana, look at you. It's like not one day has passed. I don't want to be like anyone. I want to be an apex predator. You've always had everything. While people like me have had nothing. Well, now it's my turn. Get used to it. I've never been one for rules. The answer is always more. They will never find us. I forgot to tell you. What? Radar. Will they shoot at us? Barbara, what did you do? I'm not so keen on this one, I figure you are, but you know what? I'm ready to go. I think we can do better. Parachute pants? Yeah. Does everybody parachute now? Yani ilk öncelikle şunu söyleyeyim. Kesinlikle ilk fragmandan fazlası yok. Ne Steven nasıl hayata geri döndüğüyle ilgili bir bilgi var. Ne Barbara'nın, hadi Barbara ile ilgili biraz bilgi vermişler. En azından görünüşünü koymuşlar işte. Ben en üst seviyedeki yırtıcı avcı olmak istiyorum muhabbetini açmışlar. Muhtemelen Diana'yı kıskanıyor. Ve biraz sanki bana Incredible Hulk filminde bu Hulk'ın işte baş düşmanı Abomination'ın oluşunu dönüşüm seviyesine benzer bir seviyeye geçirecek gibi. Yani ilk başta belli bir seviyede artık X'ir diyelim adını onu alacak. Biraz yırtıcı olacak vesaire. Orada işte çita var bir kostüm, kıyafet giyecek. Daha sonra onu abarttıkça iyice çitaya dönüşecek. Belki de. Kötü adamın ismini unuttum. Bugün aklıma hiçbir şey gelmiyor. Onun oynadığı karakterin motivasyon kaynağı nedir çok emin değilim ama ilk fragmanda elinde bir taş vardı. O taşta belki de bir şeyleri, gerçekliğimi kırıyor, ne yapıyor artık veyahut da bir şekilde ondan sağladığı bir şeyle evrim sürecine mi etki ediyor? Nedir bilmiyorum. Onunla ilgili de çok fazla bir şey yok. Diana uçuyor mu yoksa şimşeklere kementini mi sallıyor? Onu da tam olarak çözebilmiş değilim. Yani etkilendim mi derseniz evet çok güzel aksiyon sahneleri olacağı benziyor. Özellikle kementi sallayıp kurşunları vurdurduğu sahne güzeldi. Veyahut da tanrıvari gücünü kullandığı anda çitanın onun içinden geçebilmesi güzeldi.
Bunlar görsel olarak etkileyiciydi ama hala hikaye olarak bir şeyler eksik hissettiriyor. Yani havlama hakkı var, bir şey yapamam. Eğer siz de duyuyorsanız. Dediğim gibi hikaye kısmında bir şeyler eksik hissettiriyor. Sonuçta Batman ve Superman'in sonunda erkeklerin dünyasından Birinci Dünya Savaşı sonrası, işte İkinci Dünya Savaşı sonrası Birinci Dünya Savaşı sonrası ayrıldım diyen 100 yıldır hiçbir şekilde geri dönmedim diyen bir Diana vardı. Şu an 1984'te ortaya çıktığını görüyoruz. Beyaz Saray gibi bir yerde dövüşü muhtemelen Beyaz Saray'a çıkacak orası. Oranın caddesinde de kavga ettiğini düşünürsek. Bunlar kafamda oturmuyor. Nasıl bunları cevaplayacaklar bilmiyorum. Veyahut da umursamıyorlar artık. Ondan da emin değilim. Yani 80'ler havasının yedirilmiş olması falan filan. Biraz işte George Orwell'in 84 romanından esintiler vesaire. Tamam, güzel ama o sihir yok yani. Dediğim gibi o hikayedeki motivasyon nedir? Fragman şu an onu hissettirmedi bana. Ama bunu film izledikten sonra tabii ki daha net konuşacağız. Belki de bu kötü bir şey değil. Belki de fragmanda hiçbir şeye vermeyip filme her şeyi sakladılar. Bu direkt illaki film kötü olacak manasına gelmiyor. İzlemeden o konuda yorum yapmak istemiyorum. Ama beklentilerimi düşük tuttuğumu söyleyebilirim. Birds of Prey'de de böyle olmuştum. Fragmanlar hiçbir şeye vaat etmiyor hissiyatı uyandırmıştı bende. Filmi de daha sonra izlediğimde kendimce, kendi görüşüm, haklı çıktığımı gördüm. Ben filmi beğenmedim ki box office'de biraz bunu kanıtlar nitelikte oldu. Wonder Woman 1984'da aynı hissiyatı uyandırıyor bende. Umarım yanılırım. Gal Gadot sevdiğim bir aktör. Başarılı olmasını isterim. Üçüncü filmin bir şekilde onaylandığı zaten konuşuluyor ama Hollywood, bu her şey çok hızlı değişir. Bir anda Greenleaf'ten vazgeçebilirler. İşler değişebilir. Ama göreceğiz. İzlemeden çok fazla da yorum yapmak istemiyorum. Dediğim gibi fragman çok fazla bir şey vermediği için şu an üzerine konuşacak çok bir nokta bulamıyorum. Yani belli ki Barbara Diana'yı kıskanıyor ve bu yolda onun gibi olmak istiyor ama işte her kahraman olmak isteyen gibi güç elde ettikçe kötü tarafa geçiyor tarzı bir durum var. Gene ismini hatırlayamadım. Kötü adam da onu muhtemelen kullanıyor, manipüle ediyor vesaire gibisinden bir durum var. Yani klasik bir Hollywood senaryosu. Arada işte ölümden dönmüş bir Steve orada da bir aşk hikayesini atıp kullanıyor. Yani çok orijinal bir şey göremedim. O yüzden çok da diyeceğim bir şey yok. Belki film ters köşe yapar. O yüzden filmi beklemekte fayda var. Başka gözden kaçırdığım bir şey varsa lütfen yorumlarda siz beğenin. Videoyu beğenin. Arkadaşlarınızı önerin. Kanala abone olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.